Sapanca'dayız. Bugün güzel bir basın toplantısında Başkanımız Sayın İbrahim Üssü ile birlikteyiz. Yapılan icraatları, yaptığı hizmetleri bugün basın toplantısıyla anlattı. Başkanım, bugünle ilgili ve toplantıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz geç oldu ama şöyle bir şey fark ettik. Basınla ilişkimizin yani veyahut da iletişim ağının kopuk olduğunu. Onun için bugün hem bunu bir güncelleyelim, yenileyelim hem de bu ilişkiyi yeniden kuralım istedik. Onun için böyle basın açısından. Neden yaptık böyle bir şeyi? Yazılan çizilen bir sürü şey var tabii. Bunların gerçek noktasındaki gerçekleri biraz insanlarla paylaşalım. Basınla paylaşalım. Basın da halkla paylaşsın istedik. Onun için bugün böyle bir toplantı düzenledik. Ben tüm basından gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buradaki doğru bilgileri birinci ağızdan bizden dinlediler. Bunlar da gerektiği gibi kendileri artık yazar. Biz Sapanca'da 15 yıldır çok şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Üst onları başlıklarla gözüküyor. Başkanım. Gerçi anlattınız içeride ama böyle üst başlıklarla kısaca değinmek ister misiniz? Ya şimdi işte onlar da gözüküyor. İşte bir Assın felaketi yaşandı 99'da. Deprem felaketi. Depremden sonra yeni bir yapılanmaya gitti herkes. Yani bütün ilçeler, il, hatta Türkiye'de deprem yönetmeyle ilgili yeni yapılanmaya gitti. Biz de o yapılanma içerisinde Sapanca'yı ne yaparız diye bir vizyon koyalım istedik. Ve turizm vizyonunda bunu canlandırmak istedik. İşte bir otel vardı yıkıldı. Onun yerine yeni bir kanun çıkarttırılarak otelin yapılmasını sağladık. Şimdi otelle ilgili herkes bir şey söylüyor. Halbuki o otel 1960'larda yapılmış. Daha sonradan hasar gördüğü için biz onun yeniden yapılmasını sağladık. Zaten kullanılmaz hali. Mülkiyeti vakıfları zaten onun. Devletin mülkiyeti. Onun için de onu yaptık. Ha, buradaki konu ne? İşte adam alta iki kat inmiş. Bilmem ne yapmış. Deprem yönetmenine gelince altta bodrum yapacak. Adam bodrumu kum dolduracak hali yok. Sonra onunla spa yaptılar yani. Ve devletin oteli. Tabii bu otelin gelmesiyle diğer turizm atağı başladı. Yani çok hakikaten üst düzey A plus bir otel oldu. Arkadan Güral geldi. Şimdi 3 tane yeni bir otel geliyor. Yeni oteller var. Tabii. Bunların gelmesinin ana lokomotifi Richmond'un burada yapılması. 7 yıldızlı dediniz. Yanlış Arap sermayesi yapılan bir 7 yıldızlı otel. Bu işte Defta'dan iade ettiği bir alan içerisinde yapılacak inşallah. Onu da imarlarla ilgili bu projeleri tamamlanıyor. Yabancı sermaye de gelmeye başlıyor. Ya tabii yabancı sermaye. Ya zaten yani Sapanca'da yabancı sermaye olmasa bile İstanbul'a diğer illerden gelen yazlık çizilerle ekonomisi daha çok kalkınıyor. Evet. Kışın biz bize kaldığımız zaman zaten daha şey oluyor ama bu gelmeyi nasıl sağlıyor? Mesela şimdi bizim 3-5 yıl öncesine kadar hafta sonları bile kışın sakindik ama şimdi doğalgazın olmasıyla kışın hafta sonları insanlar ikinci konutlarına geliyorlar ve ekonomi canlanıyor haliyle. Bir de insanlar rahat ediyorlar. Evet, İstanbul kalabalığında 2 gün burada deşarj olduğu zaman sitesine attığında tabii bir saatlik yol. Evet. Onun için bizim için çok önemli bir şey yani. Bir de Sapanca'yı paylaşmak lazım. Doğa, etraf, çevre, evrensel yani. Bu insanlar, su, insanları paylaşmak lazım. Başkanım, Sapanca'nın nüfusu normalde ne kadar? Yani Sapanca'nın 35 bin civarında nüfusumuz ama biz yazın o 4 aylık dönemde 100-120 bin, 150 bin üzerine çıkıyoruz. Hele günü birliklerde 100 bin, 120 bin üzerine çıkıyoruz yani. Gelen misafirler. Tabii. Bu da ekonomiyi canlandı. Bu zaten görünen bir şey yani. Başkanım, bir de sahil yürüme bandı yaptık dediniz. Bunu biraz açıklar mısınız? Vallahi biz Türkiye'de gündemdeydi. Evet, 3 kilometrelik bir yürüyüş bandı yaptık gölün sıfırında. Yani hakikaten sabahleyin 7'de başlıyor insanlar gece 12'ye kadar yürüyüş. Güvenlikle ilgili problem yok. Güvenlik kameraya var. Arkadaşlarımız sağ olsun emniyetimiz, jandarmamız ve zabıta arkadaşlar denetliyorlar. Yani insanlar kadınların, gençlerin, yaşlıların hem spor sağlık için yürüyebildikleri, bisiklete binebildikleri, biz bir de orada ücretsiz bisiklet servisi veriyoruz. İşte çocuk bisikletimiz var, yaşlı bisikletimiz var, gençler için var. Yani yürümek istemeyen bisiklette de gidebiliyor. Yürüdükten sonra ayrıca bir de bisiklete binenler var. Onlar da ücretsiz bisiklete binip kullanıp tekrardan gelip yerine bırakıyorlar bisikletlerimizi. Bu ücretsiz bir hizmet. Çok da güzel bir hizmet. İnşallah bu yürüyüş parkurlarını ve bisiklet alanlarını daha büyütürsek insanlar için, gelen misafirler için özel bu şeyle ilgili hem de ekonomiye katkı olarak böyle bir talep yaratmak istiyorum. Başkanım, bir de iskeleniz var, yüzme iskeleniz ama biraz atıl duruyor. Onu bir gündeme alabilir misiniz? Şimdi tabii göle girme yüzme iskelesi var ama Plaj var. Yani şimdi çok fazla kullanılmıyor. İkinci bir plaj yaptık. İnşallah orayı yapacağız. Orası kullanılır hale gelecek. Allah'ın yaratırken tüm cömertliğini bahşettiği yeryüzü cenneti.
dağıyla, gölüyle, ormanlarıyla, bereketli topraklarıyla eşsiz güzellikteki bir cazibe merkezi. Sapanca, sahip olduğu özellikleriyle tarih boyunca çeşitli ulusların ilgi odağı ve tercih nedeni olmuş, Sakarya bölgesinin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Tarihi M.Ö. 15. yüzyıllara kadar uzar ve aynı adı taşıyan gölle bütünleşir. Sapanca ilçesi, Marmara bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır. İlçenin kuzeyinde Sapanca Gölü ile Serdivan ilçesi, doğusunda Arifiye ilçesi, güneyinde Geybe ilçesi, güneydoğusunda Pamukova ilçesi ve batısında da Kocaeli ili yer almaktadır. Coğrafi olarak güneyde Samanlı Dağları ile Sapanca Gölü arasında bulunan ilçenin denizden yüksekliği 30 metre ve yüz ölçümü 119 kilometre karedir. Sapanca Gölü'nün kıyı uzunluğu 39 kilometre olup ilçenin kıyı uzunluğu 16 kilometredir. İlçe Adapazarı'na 17 kilometre mesafededir. TEM otoyolu ilçe içerisinden ve D100 karayolu da ilçenin kuzeyinden geçer. Ayrıca ilçeden İstanbul-Ankara demiryolu hattı geçmektedir. ...2007 yılı sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 35.551 kişi olup 12.349'u köylerde, 23.202'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. Bilinen en eski kayıtlara göre M.Ö. 1200 yıllarında Frigyalıların bölgeye gelmesiyle bir yerleşim merkezi haline gelen Sapanca, gerçek anlamda M.Ö. 378'de Bitinya Krallığı tarafından kurulmuştur. M.Ö. sonra 1075 yılında Anadolu Selçuklularının bölgeye gelmesinden sonra da Ayan ve Ayanköy adıyla anılmıştır. 1324-1326 arasında Osmanlılar tarafından Bizanslardan alınınca da adı Sabancı Koca veya Sabanca olarak tanınmıştır. Cumhuriyet döneminde bucak statüsünde olan ilçede 1923 yılında belediye kurulmuş, 1 Aralık 1954 tarihinde Sakarya'nın il olmasının ardından 1 Eylül 1957 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe, tarım, hizmet sektörü ve su ürünleri yönünden zengin kaynaklara sahiptir. Tarım içerisinde öncelikli sırayı dış mekan süs bitkileri ve meyvecilik alır. ...91.680 dekarı orman arazisi, 1700 dekarı çayır ve mera, 46.240 dekar mesken ve tarım dışı arazi, 600 dekarı tarla bitkileri, 630 dekarı sebzecilik, 7.860 dekar meyvecilik, 1.400 dekar dış mekan süs bitkiciliği, 1.440 dekarı taşlık, çalılık, dikenlik arazidir. Bu
Bunların yanında ilçe sınırları içerisinde her gün beğenilerek içilen 13 adet su dolum tesisleri hayat kaynağı olmaya devam etmektedir. Sapanca'da yerliler ve daha sonra gelen muhacir halklardan Laz, Gürcü, Karadenizli, Kürt ve Romanlar kültürel değerlerini günümüze kadar koruyarak uyum içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bugün farklı etnik yapılara sahip Sapanca halkı, kendilerine ait gelenek ve görünekleriyle birlikte dini ve resmi bayramları geniş kalabalıklar halinde büyük bir coşkuyla kutlamaktadırlar. Ulusal özlerin, yerel renk ve kaynaşmaların, bölgesel özelliklerin canlandırıldığı, kutlandığı, tazelendiği bu tür günlerde insanımız toplumla, coğrafyayla, doğayla ilişki ve etkileşiminin dinamik yansımalarını, sevinçlerini, övünçlerini, coşkularını, ekonomik alışverişlerini, yarışma, yaratı ve yerel kimliklerini çeşitli biçimlerde dışa vurmaktadır. Sapanca'ya tarihe açılan pencereden bakılınca da ilk olarak İpek Yolu'nun geçtiği Mimar Sinan tarafından yaptırılan Vecihi Kapısı'nın yanı sıra tarihi konaklar, köprüler, camiler ve mezarlıklar dikkati çekmektedir. Bölgede bulunan Yanık Deresi Köprüsü, Rahime Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Hasan Fehmi Paşa Camii, Yanıkköy Camii, Cami-i Cedid bunlardan sadece birkaçıdır. Sapanca doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra dört mevsim her türlü spor aktivitesinin yapıldığı, ruhun şifa bulduğu bir yeryüzü cennetidir. Kış sporlarının yapıldığı, eğlencelerin düzenlendiği, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe, zirvede macera arayanlar ve konaklamak isteyenler için de ideal imkanlar sunar. Son yılların turizm ve tanıtım etkinlikleri içinde yer alan ve her yıl düzenlenen dünya halklarının buluştuğu ve giderek gelenekselleşen uluslararası festivaller de Sapanca'da düzenlenmektedir. Şiir akşamları ve portakal çiçeği sanat kolonisi bunların en önemlilerindendir. Sapanca'da Aşure Günü, Kutlu Doğum Haftası, folklor gösterileri, kürek yarışları, doğa yürüyüşleri ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kırkpınar Amfiteyatro'da Sapanca Kırkpınar Sanat Akşamları'yla ülkemizin birçok değerli sanatçıları burada sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin en önemli spa merkezlerinin odak noktası olmaya aday olan Sapanca, kalite odaklı hizmet anlayışı, çevre bilinci ve gıda güvenliğinin ilkeleriyle hareket eden otel zincirlerine ve konaklama tesislerine de sahiptir. Hafta sonu ve günübirlik turların düzenlendiği Sapanca'da yaşamı ve doğal güzellikleri anlatmak yeterli olmaz. Sapanca, yaşanarak görülmesi ve gezilmesi gereken, belki bir gün değil, mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.